Bak ya, olaylara bak ya. Şıpır 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 damlıyor. Bunlar işte ilaç. Sen hayvanlar nereden geliyor? Doğudan geliyor. Doğum hayvan değil mi? Bitlis. Ya hakikaten şuna bak ya. Şıpır şıpır damlıyor. İlaç. Bunlar hep ilaç tabiyeti. Dostlar, dostlar, sevgili anneler, babalar, bakın bir yer var bizim mahallede. Mehmet Usta'nın mekanı, mahallemizin kebapçısı. Mahallemizin kebapçısı Mehmet Usta, elit dostlar. Bakın şifa tabletlerini, mantarı, soğan, pişmiş soğan salatasını, normal soğan salatası, ezmesi, maydanozu, mevsim salatası. Bunlar ne ya? Yoğurt var, evet. Lahmacun var, lahmacun, sütlü ekmek var. Bir de böyle yanında kobra gibi. Kaç gram bu Mehmet Usta? Bu 125 gram hocam. 125 gram evet, bir hocam. Eti. Evet. Kaç liraya veriyorsun bunu? 20 lira hocam, bu gördüğünüz komple 20 ya, lira. 20 İçecek ya. Yok ama. Babası oğluna evet. Vermez. Babası oğluna vermez. Mehmet, bu işte bak bir yanlışlık olmasın. Yok, hizmet. Kaçıncı sınıfa kadar okumuştun okulu? 5. sınıfa kadar. Bak matematiğinde sanki bir sıkıntı var gibi dostum. Yok, matematiğim 10 numara. Tutuyor mu matematik? Kurtarıyor mu bu seni? Yok, çok şükür kurtarıyor. Sen yani, Allah'ına kurban. 10 lira değil de 3 lira kurtarıyor bizi çok sen şükür. Sen Allah'ına kurban ya. Şuna baksana, bu kobra gibi ya. Şunu bak, elimle şöyle göstereyim, olaya bak. Burada 125 gram kıyma veriyorsun. Vallahi harikasın. Ustam kolay gelsin. Sağ ol ustam. Ne yapıyorsun ustam? Şifa mı hazırlıyorsun? Şifa hazırlıyorum ustam. Ya şuna baksana, böyle kaldım ya, böyle elde çeken. Şimdi Adana'da bile birçok işletme atıyor makineye. Makine tıkır tıkır çekiyor. Sen niye böyle kendini yoruyorsun? Yorulmadan para kazanılmaz. Değil mi? Hocam. Senin derdini ben biliyorum. Senin evet. Derdin bu eski Adana kebabını insanlara sunmak. Aynen öyle, diri tutmak. Değil mi? Aynen öyle. Nerelisin, memleketler? Araplık var mı? Efendim? Araplık var mı? Araplık yok hocam. Niye sordum? Çünkü biliyorsun bu Adana'nın eski kebaplarını evet. Kimler yapar? Araplar yapar. Ya değil mi? Aynen öyle. Sen de yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Ustam, bir Arap ustanın yanında mı yetiştin? Tabii, Arap ustamız. Neydi ustamızın ismi? İsmail Usta. İsmail Usta'nın evet. Yanında yetiştin. Yıllardır aslında onlar yapıyorlar. Sen de ama onların yanında yetiştin. Onların parmak el lezzetlerinden bir kısmını kaptın mı? Aynen öyle. Şuna baksana. Değişik değişik ustalarla çalıştık hocam. Ne? Şimdi her ustadan bir şey kaptık. Ya? Birinden mesela kıyma çekme öğrendik. Birinde saplama öğrendik. Birinde ince detaylarını öğrendik. Bir yeri geldi mi çıraktan bile bir şeyler kaptık hocam. Ya? Ustam şimdi baharatları çıkardım. Aslında bu Adana kebabına ne giriyor kıymaya? Kıyma böyle söyleyeyim hocama. Kapya biber. Böyle kapya biberi katıyoruz. Bunlar hep göz kararı tabii. Tabii ki. Bunlar göz kararı. Şu şekil katıyoruz. Fazla da katmıyoruz. Az da katmıyoruz. Bu suyunu sıktın herhalde. Tabii ki suyunu sıkıldı. Suyu sıkıldı. Evet. Biraz toz biberi katıyoruz. Ya bak. Bunlar işte bir ilaç. Tabii ki. İlaç tableti. Tabii ki ağırlık biraz pul biberi veriyoruz. Toz biberden daha çok biraz. Oo, sanki biraz fazla oldu gibi ama şimdi karıştırınca. Tabii karıştırınca biraz kendini yer. Tabii çok acı hazırlamıyorsun. Yok. Çünkü müşteri full yiyecek sonuçta. Pul biberimiz, toz biberimiz acısız. Acısız. Evet. Çocuklar da yiyor. Tabii ki hepsi de yiyor. Acı isteyen oğlum ekstra acı katıyor. Acı isteyen evet. Senin özel zehirlerin aynen vardır. Vardır. Onlardan ekler insanlar. Sen ne yapıyorsun ustam orada? Bak bak olaylara bak. Baharatlar, salçalar. Tavuk kıyma hocam. Bu tavuk kıymanız. Evet. Şunlardan yedirmedi anneler. Gittiler patates cipsi yedirdi. Kola içirdi. Ne kadar zararlı şey varsa yedirdi. Sonra diyor ki çocuğumun beli niye kalınlaştı? Şunlardan yemedi. Gitti.
marketlerden o saçma sapan ne olduğu belli olmayan abidik gubidik gıdalardan al diye dedi. Çocuğum sonra dedi niye tıp kazanamadı? Kazanamaz. Kazanamayacak da yani. Şunlardan yerse ama sıkıntı yok. Aynen öyle hocam. Bak iki tane ustam orada ayrı ayrı hünerlerini sergiliyor. Bak biri de orada tavuk kıymaya diliyor. Allah Allah. Dostlar şimdi Mehmet Usta beni kırmadı. Bakın bu 80 gramlık bir et. Bu 100 gram. Bu da 125 gram. Hani bu ile bunu bilmeyen bir adam çok zor gözüyle hesaplayabilmesi. Şu 125 gram bir tartalım. Bak. Şeyimiz sıfır hocam. Sıfırladık şu an. Evet. Hı-hı. Tam 125 gram. Sizin porsiyonlarınız servis olunca servis olanımız 125. Böyle hocam. 125 herkes gram. Veriyor mu 125 gramı sence diye işletmeler? Vallahi hani günahlarını almayak bilmiyoruz ama pek sanmam. Değil mi? Evet. Şu 125 gram eti vermezler. Bu da 100 gram, bu da 80 gram. 80 gram evet. Olsa olsa. Evet. Şimdi senden ricam yapabilecek misin? Geçen yine istemiştim. Tek seferde. Tek seferde şunu saplayabilir misin? Deneyeceğiz hocam. Etimiz yine taze. Evet. Şöyle bunu saymadık. Bunu yerleştirdik şimdi. Evet. Mühürle. Mühürleyeyim önce şöyle. Tamam. Şimdi hep böyle duruyor. Bakın evet arkadaşlar hocam. Burası kolaymış gibi görünüyor. Bu yılların tecrübesi. Yap usta. Bakalım. İşte görüyor musunuz? Bir seferde kolay tamam. Şimdi sadece böyle bir düzeltebilirsin. Düzeltebiliriz evet. Düzeltebilirsin. Böyle kolay görünüyor ama yani iki seferde yani, işlemimiz tamam. Yani şöyle dümdüz bir şişin üzerine bu eti koyuyorsun ve bu dökülmeyecek. Evet. Dökülmeyecek. İş yani. Evet. Ellerine sağlık. Sağ ol hocam. Bir de ustam şimdi rica etti. Bir de 90 gramlık olanı evet gösterecek size. Bu normalde senin dürümde kullandığın etin. Evet aynen öyle hocam. Şimdi bu dürümlük. Böyle dürümde kullandın. Dürüm ne kadar? Dürüm 15 lira hocam. Dürüm 15 lira. Bizde evet 15 lira. Servisimiz 20 lira. Peki şuradan bir öğrenci kardeşim gelse, dese evet ki 10 liram var dese. Veririz yine. Hiç sıkıntı yapmayız. Evet. Evet. 5 liram var dese, doğru söyle ama bu. 5 lira da olsa, kimi diyor param yok, yine diyor cansız evet olsun, veririz. Allah razı olsun. Evet. Şu da ikisini yan yana gösterelim. 125 gram. Sen şunu biraz sündürdün ama sanki. Biraz evet. Sündürdün. O bir evet daha böyle kalın şimdi duruyor. Şimdi biz servislikleri biraz açtığımız için biraz uzatırsan bu sefer hı kuru düşer. Hı hı. Pişerken hem kuru düşer ama kısa sapan zaman açtığın zaman hı hı bu sefer hem güzel pişiyor hı hı hem lezzetli oluyor hem sulu kalıyor. Hı. Şeyimiz güzel oluyor hocam. Hı hı. Şimdi böyle küçük yerlerde kebap yemenin avantajlarından bir tanesi de salatası da taze, eti de taze değil mi? Aynen öyle hocam. Hemen anlatacağım. Salatamız. Sanki onda nane de mi var? Tabii nane ya de var. Ya değil mi işte bak eskiden nane de nane koyarlardı ustalar. Hatta sadece naneden yapan bile vardı maydanoz evet koymayıp. Tabii bu bizim sabah saatte, sabah hafif de böyle toz yere atıyoruz. Yeah. Ondan sonra soğanı şey yapmadan ezmeden. Bu soğan salatası. Bu soğan salatası. Bir de bana ezme yap abi. Tabii zaten ki oluyor normalde yanında. Tabii ki. Tabii ki. Kenarda dursun. Şimdi ezmemiz burada soğan salatamız burada duruyor. Evet. Şimdi geldik ezmeye. Her şey eski usule göre çalıştığımız için biraz soğan katıyoruz. Şimdi çoğu da soğan katmıyorlar. Biz biraz taze yaptığımız için soğan da katıyoruz. Soğan katmıyorlar çünkü soğan çok sarsıyor. Beklediğimiz sarsar. Biz şimdi ne yapacağız? Biraz soğan fazla katmıyoruz. Yine yeşillik atıyoruz hocam biraz. Hı-hı. Ondan sonra domatesle. Peki domatesin kabuğu soyulur mu soyulmaz mı ezmede? Vallahi aslında vitamini. Soyulmaz. Değil mi? Yani eski üstüne kabuğuyla diyor vitamin kabukta. Biz de suyu şeyle suyu kabuğu soymadan yapıyoruz. Bazı yerlerde görüyorum ben böyle iyice eze evet bıçırtıyorlar. Sen tamam o kadar yapmayacaksın herhalde. Şimdi toz bere atıyoruz biraz. Bunun asıl ezmenin şeyi toz bere. Tabii. Biraz pul biberi atıyoruz hafif. Tabii biraz da tuz atıyoruz hocam. Hafif böyle. Ondan sonra şey yapmaya çalışıyoruz.
ustam yavruyu herhalde artık ocağa koyacaksın. Artık ocağa katacağız hocam. Bunu pişirirken bir sırrı var mı? Şöyle kattıktan sonra çok beklemeyeceğiz herhalde. Yok, eşit mi ilerleyecek? Şöyle eşit, aynen öyle. Böyle biraz azıcık ısınınca biraz ısındı mı hemen çevireceğiz. Yoksa eşit ilerlemediği için dökülür değil mi? Tabii ki. Ateşimiz daha ona göre. Hı-hı. Çok da böyle ateş de şöyle elinin üzerinde şöyle bir 10 saniye tutamayacaksın. 5 saniye tutamayacaksın değil mi? Yoksa pişmez. Bir de böyle sende pervane falan yok. Hiçbir şey yok. Yelpaze bile yok. Hiç kendi kendine böyle usul usul pişecek. Aynen öyle. Şimdi açma yaptın değil mi? Burası açma oluyor. Eskiden adını kebap böyle açılırdı. Yanlara da şişle desteklenir. Şimdi arada böyle yağını alıyorsun. Alıyoruz hocam. Bir şey olmasın diye. Evet. Bizim altta destek verelim. Etimiz taze olduğu için. Bir tane şişe diyor diyorsun. Tabii ki. Etimiz taze olduğu için. Geldi. En güzel anlardan birine. Toz biberi. Pul biberi. İsteyene bir de maydanoz yapıyoruz hocam. Hafif de yağımızı yağlıyoruz hocam. Valla şu ekmek yemeye buraya gelir ya, sadece ekmeğe. Bakar mısın? Aynen. Her tarafını yaptık. Tamam. Dur. Onu çevirsene bir. Bak. Birazcık daha şey diksene şunu Mehmet. Bak ya, olaylara bak ya. Şıpır. Tamam diyor. Bunlar işte ilaç. Sen hayvanlar nereden geliyor? Doğudan geliyor. Doğun hayvan değil mi? Bitlis. Ya iyiyim, şuna bak ya. Şıpır. Damlıyor, ilaç. Bunlara hep ilaç tabiyeti. Şimdi artık pişti herhalde. Oy, orayı da çekeyim hele. Oh. Şuna bak. Artık lokmayı indiriyor muyuz? Aynen. Biraz daha mı ısıtacaksın? Biraz daha ısıtacaksın. Yapsana şunu. Bu da acı biber değil mi? Bu da acı biberimiz. Of, kokum geliyor. Geliyor. Sen de oradan da buradan. Var ya. Bak olaya bak, çatalı şeye dokunduruyorum, bak nasıl dağılıyor, bak kendini bıraktı. Görüyor musunuz? Bak, ete bak. İçi dışı bak, bir bak, pişmesi. Bak. Vallahi bu bir sanat ya. Aynen. Vallahi sanat şu. Bu bir sanat değil de ne? Mantarın, soğanın. Evet. Sana bir şey soracağım Mehmet Usta'm. Ben şunu diyelim bitirdim mantarı. Evet. Bir daha istesem. Bir daha veririz. Peki şunu bitirdim diyelim. Aynısı bir daha veririz hocam. Bir daha verirsin. Bir daha veririz. 20 lira yani. Hiçbir zor gelmeyecek. Yok, hiç sıkıntı yok. İşte Adana'nın güzelliği burada dostlar. Evet. Mehmet Ustam gibi ustalar yıllarca Adana'da bize böyle bu ilaçları hazırladı. Aynen. Yedirdi. İnşallah bundan sonra da devam edecek. İnşallah hocam. Sana çok teşekkür ediyorum. Bunu, sunum da çok güzel. Bakar mısınız sunum? Afiyet olsun. Şey vallahi sunum. Bizim mahallemizin kebapçısı bile böyle. Böyle ilaçlar dağıtıyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben tadımına bir başlayayım şöyle. Afiyet olsun. Ekmek de ilaç ya. Ya şuna baksana. Evet.
soğan arasına koyuyorum. Limon sıkar mısın sen? Limon sıkıyoruz evet. Ben limon fazla sevmediğim için sıkıyorum kendim. Ben evet. Severim onu. Şöyle bir limonla bir tadı limonsuz bakayım. Olmaz kebap. Vallahi hangi birini yiyeceğimi şaşırdım ya. Şurada var ya. Şunlar zaten yese bir adam daha gün boyu acıkmaz. Gün boyu acıkmaz aynen öyle. Hadi bakalım sevgiyle kalın arkadaşlar. Şifayla kalın. Görüşmek şifayla. Üzere.